Merhabalar, hoş geldiniz. Eğitim Vadisi 2. AYT denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. 10. soruda kalmıştık. Şöyle ki bir kenar uzunluğu A birim olan karesel bölge, bir kenar uzunluğu B birim olan karesel bölge iki dikdörtgensel bölgeye ayrılarak farklı renkleri boyanmış. Diyor ki soruyu okuduğunuzda burada B sarı olan yer kesilip atıldığında geriye kalan kısmın cebirsel ifadesini soruyor. Şimdi normalde arkadaşlar karenin alanı A çarpı A'dan A karedir. Tüm alan A karedir. Peki B'yi çıkartıyoruz. Sarı bölgeyi çıkartıyoruz. O zaman geri kalan alan B kareyi çıkarttık. Demek ki A kare eksi B kare istiyor bizden. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Şurası A'dır. Şu B'yi kesip bu yan tarafa yapıştırıyor. B oldu. Peki burası da tamamı A'ydı. B'yi çıkarttığımız için A eksi B olmuş oluyor. Yani şuradaki kenarda ne olur burası? Arkadaşlar B'yi çıkarttığımız için A eksi B birim olur. Peki ben A eksi B ile A artı B'yi çarparsam yine alan olmuş olmaz mı? Tabii ki de elbette ki o alanı bulmuş oluruz. O zaman A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B'dir. Hangi yüzleşikten yararlanmıştır diyor. Hangisi modellenmiştir arkadaşlar? A eksi B'nin karesi. A eksi B, A artı B iki kare farkı şeklinde tanımlayabiliriz. Evet, yine ikinci dereceyle ilgili güzel bir sorumuz arkadaşlar. O da şöyledir. Denklemin diyor farklı kökleri eksi K ve eksi nedir? Şimdi hatırlayalım. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminde kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a. Kökler çarpımı neydi arkadaşlar? x1 çarpı x2 c bölü a'dır. Bu bilgiler ışığında bakın kökler toplamı eksi k eksi n. Kökler toplamı eksi b bölü a yaparsak a sayımız 1 eksi 3k. Yine aynı şekilde kökler çarpımı yaparsak eksi k çarpı eksi n o da eşittir. C bölü a'dan 5 nedir? Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız neler gider? K eşittir. 5 çıkar buradan arkadaşlar. K sayısı 5 ise yerine koyduğumuzda eksi 5 eksi n eksi 15'ten n sayısı da 10 bulmuş oluruz. Artı 10 olur arkadaşlar. K çarpı n'yi 5 çarpımından 50 doğru cevap E seçeneğidir. Tamamen kökler toplamı ve kökler çarpımı ile ilgili güzel bir soruydu. Geldik 12. sorusuna. Arkadaşlar burada bir parabol sorusu. Bakın parabolün tepe noktası burası ve tepe noktası eksi 3'e 1. Hemen bir hatırlatalım. Y eşittir. A x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Parabolün tepe noktası r ve k ise. O zaman tepe noktamız burada neymiş? Eksi 3'e eksi 1'miş. O zaman yerine yazalım. O zaman y eşittir. A sayısı x eksi eksi 3'ten x artı 3 karesi eksi 1. K yerine de eksi 1 yazıyoruz. Sevgili gençler bakın. Şimdi x'e 0 yazdığımızda aldığı değer eksi 10'dur. Eğer x yerine 0 yazarsak 9 gelecek. Eksi 10 olabilmesi için buraya eksi 1 vermem lazım ki zaten kollar aşağı doğru. O zaman y eşittir. Eksi parantezinde x artı 3'ün karesi ve eksi 1 şeklinde diyebiliriz. Peki bizden ne istiyor? Diyor ki apsisi ordinatına eşit olan. Eğer apsisi ordinatına eşitse şöyle düşünebilirsiniz sevgili gençler. Yani x gördüğümüz yere y yazacağız ya da y gördüğümüz yere x yazacağız. Hemen yazalım. Eksi. Bunu açarsanız arkadaşlar x kare gelir. 6x önünde eksi var. Eksi 6x, eksi 9, eksi 1. Buradan devam edelim arkadaşlar. Eşitliğin diğer tarafına attığımızda x kare artı 6x ne oldu? Buradan 6x bu tarafa geçti arkadaşlar. Artı 10 mu geldi? Nerede bir hata yaptık? Evet bu şekilde artı 10 o da eşittir 0 şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Eşitliğin diğer tarafına atınca böyle olur arkadaşlar. Peki çarpanlarını ayırabilir miyiz burada? 10 bir de bir işlem hatası yaptık arkadaşlar. Nerede işlem hatası yaptık?
X kare 6x artı 9. Evet. 9 eksi dağıttık arkadaşlar. Ne oldu burada? Evet. Eksi eksiden artı oldu. X kare 6x artı 9 olmuş oldu. Peki. Buradan şu hatayı yaptık arkadaşlar. 6x değil de 6x'i buraya atınca arkadaşlar ne oldu? 7x oldu. Hemen orayı düzeltelim. Yani 2'ye 5 çarpanlarını ayırıyorsunuz. X eşittir 2 ve x eşittir 5 bulduk. Her ikisine de artı demeliyiz. Burada hata yapmayalım. Eksi 2 ve eksi 5'tir. Absisi ordinatına eşit olan doğrular şunlardı arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Buna dikkat edelim. Eksi 2 için demek ki eksi 2 hizasında eksi 2 veriyor. Absisi ordinatına eşit bu nokta. Yine aynı şekilde eksi 5 için eksi 5 değerine gidiyor. Hemen geri alayım arkadaşlar. Biraz çok gittik. Eksi 5 değerine yaklaşık olarak burada alırsak eksi 5 değeri için de şuradaki eksi 5 değerine alabiliriz. Şu nokta ve şu nokta ikisinin arasındaki mesafeyi soruyor. Yani şuradan şu uzaklığı soruyor arkadaşlar bize. Buradan da iki nokta arasındaki uzaklıktan gidebilirsiniz sevgili gençler. Eksi 2 ve eksi 2 Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Şöyle ki eksi 2 ile eksi 5 arası 3 birim. Burada da 3 birim. 3, 3, 3 kök 2 olur. Doğru cevabımız B seçeneği şeklinde düşünebilirsiniz sevgili gençler. Şurada şu eksi 6x'i eşitliğin diğer tarafına atınca ne oldu arkadaşlar? Orada eksi 6x'i buraya geçince artı 7x, ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ve onu çarpanlarına ayırdığımız ve sıfıra eşitlediğimizde eksi 2 ile eksi 5 noktası gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Hiç vakit kaybetmeden geldik 13. soruya. Burada da güzel bir soru, dikkat gerektiren bir soru. Alan sorusu arkadaşlar. Alanı diyor 24 birim kareden küçüktür. X kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Dikkatinizi çekeyim, burası önemli. Uzunluk olduğu için AH uzunluğu x eksi 3 sıfırdan büyük, yani x kesinlikle ve kesinlikle 3'ten büyük olması gerekiyor. Alan taban uzunluğu yani BC 2x artı 4 çarpı yükseklik x eksi 3 bölü 2. 24'ten küçük arkadaşlar. Yazalım 24'ten küçük. 2'ye bölsek arkadaşlar orası x artı 2, sadeleştirme yapsanız x eksi 3 küçüktür. 24 oldu. Bunu açarsanız x kare eksi x eksi 6 eksi 24'ü eşitliğin diğer tarafına atalım. Yani x kare eksi x eksi 30 oldu. Buradan 5'e 6 gelir arkadaşlar. Buraya eksi deyip buraya artı derseniz o zaman bizim aralığımız ne oldu? Eksi 5'ten 6'ya kadar arkadaşlar. Artı eksi artı derseniz bu aradaki sayılar bunlardır. Ama 3'ten büyük olacak da ona dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka 3'ten büyük olacak. O zaman 3'ten büyük kimler olabilir? X eşittir eksi 5, x eşittir eksi 6. Bunları yazdık arkadaşlar. 6'dan küçük olduğu için bu aradaki sayılar neler olabilir? 6'dan küçük, 3'ten de büyük olacak. Kimler olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir. 6 olmaz, 6 olursa 0 olur çünkü. Dahilik yok. 4, 5 daha. 4 ve 5 değeri alır. Kaç farklı değer diyor? Dolayısıyla 2 farklı değer olur. Cevap A seçeneğidir diyor sevgili gençler. Anlaşıldı mı? 3'ten büyük, 4, 5, 6. 6'dan da küçüktür. Hemen geçiyorum 15. sorumuza. 14. sorumuza. 14. soruda güzel bir soru sevgili gençler. Yine mutlak değer ve eşitsizlikle ilgili. Birine t derseniz arkadaşlar, bu ifadelerin herhangi birine t derseniz, şuraya x eksi 4'e t derseniz, ne oldu burası? T kare eksi 5t artı 6 küçük eşit 0. 2'ye 3 yaparsanız arkadaşlar, demek ki t 2 ile 3 arası. T dediğimiz ifade mutlak değer x eksi 4'tü. Yani bunu tablo çizerseniz, şöyle ki tablo çizersek arkadaşlar, 2 ve 3 artı eksi artı bu şekilde burası. Demek ki x eksi 4 2 ile 3 arasındaki ifadeler olacak ve sınırlar da dahildir arkadaşlar.
O zaman burada iki tane çözüm yapabilirim. Yani ya direkt mutlak değer dışına direkt çıkartıyorum veya şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Mutlak değer ters olarak çıkartıyorum. Yani eksi x artı 4 olarak da çıkartabiliriz. Sevgili gençler, her tarafı 4 eklediğimde 6 küçük eşit x küçük eşit 7. Yine 4 çıkarttığımızda eksi 2 olur. Eksi x 4 çıkarttığımızda eksi 1 eksiye böldüğümüzde 1 ile 2 arasındaki sayılar olmuş olur. Buradaki değerler arkadaşlar 6, 7 olur. Buradaki değerler 1 ile 2 olur. Bunları topladığımızda 13, 3 daha 16 olur. X değerleri toplamı da D seçeneği çıkar sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 15. sorudayız. 15. sorumuzla bir grafik sorusu. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu fonksiyonu hemen bulabilirim. Şöyle ki tepe noktası 3 eksi 1. O zaman f(x)'i kollar yukarı doğru. X eksi 3'ün karesi eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Peki 2 yazdığınızda 0'ı veriyor mu? 2'den 3 çıktı. Eksi 1'in karesi 1. Evet 1. Demek ki katsayısı da 1'dir. Şeklinde düşünebilirsiniz. F2x eksi 6'yı soruyor. F2x eksi 6. Hemen x gördüğüm yere 2x eksi 6 yazdığımızda burası 2x eksi 9 oldu. Karesi eksi 1. Bakın burayı 0 yapan R'dir. R eşittir 4,5 olur 9 bölü 2'den. K da eksi 1'dir arkadaşlar. Demek ki R'si 4,5. Evet bu değil. Bakın bu ifade değil. R'si 4,5 bu ifade değil. B de değil. 4,5'a K olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın burası 4,5 eksi 1 olabilir. Burası 4,5 eksi 2'dir bu. Bu değildir arkadaşlar. Bir de E maddesine bakacağız. E maddesinde de maalesef ki tepe noktası 6 olmuş. O zaman E maddesi de değil. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Tepe noktası 4,5'a eksi 1 şeklinde düşünebilirsiniz. C şıkkını. Yine bunları kaydırma yöntemi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geldim ben 16. soruya. 16'yı da size kısa ve pratik olarak şu şekilde izah edeyim arkadaşlar. Şöyle ki şöyle yaptık. Eksi 2, 2 aralığında tanımlanmış. Diyor ki bize fx eksi f eksi x mutlak değer var burada. Dikkatinizi çekeyim. Burada şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mutlak değer demek x eksenin üstünden çıkartmak demektir. Yani altındaki yeri üstüne çıkartıyorsunuz kısaca. Böyle yapabilirsiniz. Eksi demek arkadaşlar eksiyle çarpmak demek y eksenine göre simetriğini almak demektir. Y eksenine göre simetriğini alırsanız o da şöyle bir şey olur. Y eksenine göre simetriğini alırsanız. Evet burası iki kez geldi. Bunlar bu iki kez geldiği için ve bu da böyle var arkadaşlar. Bu ikisini toplamak demek arkadaşlar. Ne olacak? Bu ikisinden dolayı buna biri eksili biri artılı. Burası sıfır olacak. Ve bu da bir değil de ikiye katlanacak. Bu da hangi şıkta var onu söyleyeyim size. Evet. E şıkkında gözüküyor. Bakın sıfır. Burada sıfır verilmiş arkadaşlar burası. Ve burada da ikiye gitmiş. Peki bunu başka bir daha kısa bir yoldan yapabilir miyiz? Onu da size izah edeyim arkadaşlar. Şöyle ki. Bakın çizeyim buraya. Pardon. Evet. Şöyle ki arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi f1 değerini bulalım. Bakın f1 değeri kime gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. F1 yazdığımızda eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Yine f1 nedir? Eksi 1'di arkadaşlar. Eksi 1. Bir de önünde eksi var artı 1. Yani f1 2'ye gidecek. Evet E şıkkında bakalım. Bakın f1 2'ye gidiyor. Onu da oradan bulabilirsiniz. Peki f eksi 1'in değerini nasıl buluruz? Onu yapalım arkadaşlar. Başka bir değer yazalım. Mesela f eksi 1'i yazalım. Fx gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda sonucu 1'dir. Evet 1'in mutlak değeri 1 olarak çıkar. Eksi 1 yazdığımızda değeri 1'dir. 1 eksi 1 oldu o da 0. Bakın f eksi 1'de de 0 değerini verecek. Böyle değer yerine yazaraktan da çok rahatlıkla bakın burada 0 değerini vermiş. Bunu yine E şıkkı olduğu
A şıkkıdır. Diğer şıkları eleyebilirsiniz. Geldim 17. soru. Bir binom sorusu. Trigonometri ile bağlantı kurulmuş arkadaşlar. Şöyle ki sabit terimi nedir diye soruyor. Tanjant çarpı kotanjantın bir olduğunu biliyorsunuz. Sanki öyle bir şey söylediniz, içinizden geçti. Şimdi ben şöyle yaparsam arkadaşlar, tanjant ve kotanjantın derecelerini bir olacak şekilde, yani eşit olacak şekilde düşünürseniz, bu ancak ve ancak ortanca terimde gerçekleşir. 8'in dörtlü kombinasyonu tanjant x çarpı kotanjant x üzeri 4, üzeri 4 yazarsam, yani bunları tek kuvvet yazabilirim. Peki neydi binom açılımda? Bir hatırlatma yapalım. N'in reelisi x artı y üzeri n açılımında bir tane terimi nedir arkadaşlar? R artı birinci terim x üzeri n eksi r, y üzeri r şeklindeydi. Hatırlayalım. Dolayısıyla burada da 8'den 4 çıktı. 4 yazdık buraya ve 4'ü de diğer 4'ü de buraya yazıyoruz. Bu ifade tanjant çarpı kotanjanttır. Üzeri 4 yazabilirsiniz. O da 1'dir. Demek ki bizden istenen şey 8'in 4'lü kombinasyonu. 8'in 4'lü kombinasyonu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 3, 2, 6 olur arkadaşlar. 4 ile 8 sadeleşir. 2 olur. 2 kere 5, 10. O da eşittir. 70 olur. Eksinin burada çift kuvveti artıdır. Onu da belirtelim. Artı 70 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.